Merhaba arkadaşlar. Bugün bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme kısmını işleyeceğiz. Dersin sonunda sorular çözüp bitireceğiz konuyu. Öncelikle üreme nedir ona bakalım. Neslin devamını sağlayan, ana canlıya benzeyen yeni canlı oluşumudur. Canlılığın devamı için üreme gereklidir. Hayat döngüsü üreme ile başlar. Canlılığın devamı için üreme gereklidir demek, yani herhangi bir canlı türü üremese bile, yani çocukları olmasa bile yaşamaya devam edebilir. Ama nesli tükenmeye başlar bu sefer de. Yani kısırlık dediğimiz şey. Hayat döngüsü nedir peki? Canlının doğması, büyümesi, gelişmesi, üremesi ve ölmesi sürecinin tamamıdır. Ürememiz iki çeşittir. Eşeyli ve eşeysiz üreme. Şimdi onlara bakalım. Eşeysiz üreme dişi ve erkek, yani eşey üreme hücrelerinin birleşmesiyle meydana gelir. Çiçekli bitkilerde ve omurgalı hayvanlarda görülür. Döllenme ile başlar. Döllenme ise dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesidir. Eşeysiz üreme dişi ve erkek, yani eşey üreme hücrelerinin olmadığı üreme çeşididir. Üreme için tek bir canlı yeterlidir. Yeni ve ana canlı aynı özelliklere sahip olur. Basit yapılı bitkilerde ve omurgasız hayvanlarda görülür. Mitoz bölünme ile yavrular oluşur. Yani temeli mitoz bölünmeye dayanır. Eşeysiz üreme çeşitlerimiz 4 tanedir. Bunlar vejetatif üreme, bölünerek üreme, tomurcuklanarak üreme, yenilenme, yani rejenerasyonla üreme. Şimdi bunlara bakalım. Vejetatif üreme, bitkinin kopan parçasından yeni bir bitki oluşmasıdır. Bunun en bilinen örneği çilektir. Asma ve gül de yine örnek olarak verilebilir. Bölünerek üreme, belirli bir büyüklüğe ulaşan ana canlının bölünerek iki yeni canlıyı oluşturmasıdır. Buna örnek olarak amip, bakteri ve öglena verilebilir. Bir diğer çeşidimiz tomurcuklanarak üreme. Ana canlının vücudunda oluşan küçük bir çıkıntının veya tomurcuğun gelişerek yeni canlıyı oluşturması. Bunun en bilinen örneği hidre ve süngerlerdir. Rejenerasyonla üreme ise kesilen veya kopan parçanın kendini yenilemesi için meydana gelir. Deniz yıldızı, planarya ve toprak solucanı örnek olarak verilebilir. Şimdi bitkilerde üreme kısmına geçelim. Bitkileri biz iki gruba ayırıyoruz. Çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler. Çiçekli bitkilerde üreme eşeyli olarak ürerler. Üreme organımız çiçektir. Üreme tozlaşmayla başlar. Şimdi kabaca ben bir şekli çizdim. Siz kitaplarınızdan renkli olarak baktığınız zaman daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi size bir tane çiçek üzerinden de göstereyim. Ben bunu kopardığım için biraz dağıldı. Böyle gösteriyorum. Şimdi şuradan da bakarsak. Ne dedik? Çiçek dıştan içe doğru çanak yaprak. Çanak yaprak dediğimiz kısım şu yeşil kısımlar. Daha sonra taç yaprak. Taç yaprak dediğimiz kısım da şu renkli olan kısım. Daha sonra erkek organ. Erkek organ dediğimiz şu kısımlar. Sonra dişi organ. Dişi organ dediğimizde şu ortadaki beyaz kısım. Şimdi tek tek bakalım. Aynı zamanda şu kısmımız çiçek sapı. Şurada tutmayı sağlayan, yani bir arada kalmasını sağlayan bir çiçek tablamız var. Dişi organımız ve erkek organımız da kendi aralarında sınıflandırılıyor. Dişi organımız dişicik tepesi, dişicik borusu ve yumurtalıktan oluşurken erkek organımız başçık ve sapçıktan oluşuyor. Şimdi onlara da bakacak olursak dişi organımız şu en alt kısmında bir yumurtalık var. Şu dişicik borusu ve en üstte de dişicik tepesi varken erkek organımızda şu daha ince olan kısım bizim sapçığımız, üstte kalan kısım da başçık diyoruz. Şimdi bu organların özelliklerini tek tek bakalım. İlk olarak çanak yaprakla başlıyoruz. En dış kısımdaki yeşil yapraktır. Çiçeği korur ve besin üretir. Fotosentezi sağlar. Yani fotosentezle çiçeğe besin sağlar. Daha sonra taç yaprak. Taç yaprak çanak yapraktan sonra gelir. Renkli ve güzel kokulu kısımdır. Bu
böceklerin arıların dikkatini çeken kısımdır. Erkek yorgan, taç yaprakların ortasında başçık ve sapçık kısımları vardır. Başçıkta ismi polen olan erkek üreme hücreleri bulunur. Dişi organımız çiçeğin ortasında yer alır. Dişicik tepesi yapışkanlığıyla polenleri tutar. Dişicik borusu polenleri dişicik tepesinden yumurtalığa taşır. Yumurtalık ise tohum taslağı bulunur. Dişi üreme hücresi olan yumurta tohum taslağındadır. Peki bu tozlaşma neydi? Polenlerin dişi organın tepesine ulaşması. Peki bunlar nasıl ulaşır? Rüzgar, su, böcekler, insan veya hayvan yardımıyla gerçekleşirdi. Tohum nedir? Bitki yumurtalığındaki döllenme sonucu oluşan çimlenme ile bitkinin üremesini sağlayan yapı. Uygun şartlarda büyüyüp gelişerek yeni bitkiyi oluşturur tohum. Sadece eşeğli üreyen bitkilerde, yani çiçekli bitkilerde görülür. Bitki neslinin devamını sağlar. Rüzgarın etkisiyle, suyla, hayvanların yemesi veya taşımasıyla etrafa yayılır. Besin kaynağı olarak da kullanılır. Genellikle meyvelerin içinde bulunur. Çiçeksiz bitkilerde üreme, eşeğsiz olarak ürerler. Vejetatif üreme ile gerçekleşir. Hayvanlarda üreme, öncelikle hayvanlara bakalım. Hayvanları iki gruba ayırıyoruz. Omurgalı hayvanlar ve omurgasız hayvanlar. Omurgalı hayvanlarda üreme. Omurgalı hayvanları biz kendi arasında 5 gruba ayırıyoruz. Bunlar balık, kurbağa, kuş, sürüngen ve memeli. Omurgalı hayvanlar eşeğli üremeyle çoğalırlar. Omurgalı hayvanlarda eşeğli üreme çeşitleri de ikiye ayrılıyor. Yumurtayla ve doğurarak üreme diye. İnsanlar hayvanlar aleminin memeliler sınıfına dahildir. Yani biz memeliler sınıfının birer üyesiyiz. İnsanlar eşeğli üremeyle çoğalırlar. İnsanlar yavrularını doğururlar ve yavrularını sütle beslerler diyoruz. Doğurarak çoğalan canlılarda döllenme gerçekleşir ve yavru bakımı görülür. Memeliler yavrusunu sütle besler. Yunus, balina, fok suda yaşamalarına rağmen balık değil memelidir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Testlerde kafanızı karıştıracak şekilde sorulabilir. Kuş kuluçkaya yatar. Balıkta yavru bakımı yoktur diyoruz. Şimdi omurgasız hayvanlarda üremeye bakıyoruz. Omurgasız hayvanlar eşeğsiz üreme çeşitleri olan tomurcuklanma ve yenilenme ile çoğalırlar. Bazı yenilenme olaylarında yeni bir canlı oluşmaz. Üreme olmayan yenilenmeler, kuyruğu kopan kertenkelede yeni kuyruk oluşumu, kırılan kemiğin onarımı, yaraların zamanla iyileşmesi örnek verilebilir. Şimdi bir tane tablomuz var. Tabloyu beraber inceleyelim. Bu omurgalı hayvanları karşılaştırma tablosu. Omurgalı hayvan çeşitlerimiz balık, kurbağa, kuş, sürüngen ve memeli. Tabloda çoğalma şekli ve yavru bakımını inceliyoruz. Balıklarda yumurta ile çoğalırken yavru bakımı yoktu. Kurbağalarda aynı şekilde yumurtayla çoğalır ve yavru bakımı görülmezdi. Kuşlar da yumurtayla çoğalırken kuşlarda yavru bakımı vardır diyoruz. Sürüngenler yumurtayla çoğalır ve yavru bakımı görülmez. Memelilerde ise doğurarak çoğalırken yavru bakımı vardır diyoruz. Başkalaşıma bakalım şimdi. Başkalaşım yavrunun yumurtadan çıktıktan sonra bir dizi değişim geçirerek görüntüsünün ana babasına benzer hale gelmesi olayıdır. Yani yumurtadan çıktıktan hemen sonra ana babaya benzemez. Belli bir evrelerden geçtikten sonra anne babasına benzer. İki tane canlı göreceğiz başkalaşım örneği. Kurbağa ve kelebek. Kurbağanın başkalaşımı, kurbağa yavruları önce larvaya sonra iri başa dönüşerek çoğalırlar. İri baş büyüdükçe önce arka bacakları sonra ön bacakları çıkar. En sonunda kurbağanın kuyruk kısmı kaybolur ve bildiğimiz kurbağa şekline dönüşür. Diğer örneğimiz kelebek. Kelebeğin başkalaşımı, kelebek yumurtasından çıkmış canlıya tırtıl deniliyor. Tırtıl dut yapraklarıyla beslenerek büyüyor. Yeterli büyüklüğe ulaştığı zaman dallardan birine tutunarak çevresine koza örmeye başlıyor. Kozalı haline pupa deniliyor. Bir süre sonra tırtıl kozadan kelebeğe dönüşmüş halde çıkıyor.
Hayvanlarda büyüme ve gelişme. Canlının dünyaya gelişiyle başlar, hayvanların büyüme ve gelişme süreçleri birbirinden farklıdır. Bitkilerde büyüme ve gelişme, tohumun çimlenmesiyle başlar, tozlaşma ve döllenme sonucu tohum oluşur. Tohum yeni bir bitkiyi oluşturacak özelliklere sahiptir. Tohumun uygun şartlarda gelişerek yeni bir bitkiyi oluşturmasına çimlenme denilir. Çimlenmeden sonra büyüyüp gelişerek genç bitkiyi oluşturur. Bitki çiçek açınca başka bir bitkinin hayat döngüsü başlar. Uygun şartlara sahip olmayan tohumlar uyku haline geçtiği için tohumları cansız saymaktayız. Ama tohumlar canlıdır. Buraya da dikkat etmemiz gerekiyor, kafanız karışmasın. Çiçekli bitkinin büyüme ve gelişme süreci, yaprak ve dal sayısı artar, gövde kalınlaşır, boyu uzar. Çiçek açarak yeni bir bitkinin hayat döngüsünü başlaması için gerekli hücreleri üretir. Hayvanlarda büyüme ve gelişmeye etki eden sebepler vardır. Bunlar kalıtım, cinsiyet, beslenme ve çevre. Bitkilerde de aynı şekilde büyüme ve gelişmeye etki eden sebepler vardır. Ancak bunları iki grupta inceliyoruz. Bir tohumun çimlenebilmesi için etki eden sebepler, bir de genç bitkinin gelişmesi için etki eden sebepler. Tohumun çimlenebilmesi için su, oksijen ve uygun sıcaklık gerekliyken, genç bitkinin gelişmesi için bunlara ek olarak bir de ışık, yani su, oksijen, uygun sıcaklık ve ışığa ihtiyacımız vardır diyoruz. Şimdi örnek sorularımıza geçiyoruz. Birinci sorumuz, hidralar denizlerde yaşayan omurgasız bir hayvandır. Şekilde mikroskop altında incelenen hidranın yan kısmında çıkıntı görüntüsü gelişmekte olan yavru hidraya aittir. Sağ tarafa doğru bir çıkıntı var. O yeni bir oluşan yavru hidraya aitmiş. Belli bir süre sonra bu çıkıntının gelişip büyüdüğü gözlemlenmiştir. Ana canlıdan ayrılan tomurcuklar yeni bir canlı oluşturmuştur. Buna göre hidra ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Şimdi bakıyoruz, tomurcuklanarak üreme gözlenmiş. Yani bu eşeysiz üreme yapar. Evet doğru. Tomurcuklanarak üreme görülür. Evet doğru. Kalıtsal çeşitlilik görülür. Hayır. Temelde mitoz bölünme vardır. Evet. Bu bir eşeysiz üreme çeşidi olduğu için temelinde mitoz bölünme vardır diyoruz. Ve mitoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik görülmez. O yüzden cevabımız C. İkinci örneğimize bakalım. Boynuzları için avlanan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Hint gergedanlarında yapay döllenme denemeleri başladı. Bu işlemlerde erkek bireyden alınan sperm hücresi dişi üreme kanalına yerleştiriliyor. Böylece çiftleşme olmadan üreme gerçekleşiyor. Buna göre gergedanlarla ilgili hangisine ulaşılamaz? A. Kalıtsal çeşitlilik gözlenir. B. Gergedanlarda eşeli üreme görülür. C. Neslin devamı sağlanmıştır. D. Dişi ve erkek üreme hücresi mitozla oluşur. Kalıtsal çeşitlilik gözlenir. Evet, bir erkek üreme hücremiz var, bir dişi üreme hücremiz var. Yani eşeli üreme görülmüştür. O zaman kalıtsal çeşitlilik görülür. Gergedanlar eşeli üremeyle çoğalır. Evet, bir sperm ve dişi üreme hücresi var. Yani eşeli üreme görülür. Doğru. Neslin devamı sağlanmıştır. Evet. Ama dişi ve erkek üreme hücresi mitozla değil, mayozla oluşur diyoruz. 3 tane canlımız var. Koyun, balık ve şahin. Bu 3 canlının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşlar. Şimdi bunların hangi sınıflarda yer aldığını öncelikle bakalım. Koyunumuz memeli grubuna ait. Balık zaten balık grubunda. Şahinimiz de kuş grubunda yer alır. Bu üç canlının ortak özelliği yumurtayla çoğalırlar. Hayır, memeliler doğurarak çoğalırdı. O yüzden yanlış. Yavru bakımı görülür. Hayır, yavru bakımı balıklarda görülmezdi. Doğurarak çoğalırlar. Hayır, kuşlar ve balıklar doğurarak değil yumurtlayarak çoğalırlar. Yumurtayla çoğalırlardı. Başkalaşım görülmez.
Evet, başkalaşım görülmez. Başkalaşım kurbağa ve kelebekte görülür demiştik. Bir diğer sorumuza da bakalım. Bir öğrenci fen bilimleri dersinde cam bir kabın içine nemli bir pamuk koyup fasulye tohumlarını çimlendirmek istemiştir. Buna göre hazırlanan düzenekle çimlenmenin olması için bu aşamadan sonra öğrenci neler yapmalıdır? Cam kabın kapağını sıkıca kapatıp güneşte bekletmelidir. B. Cam kabın kapağını sıkıca kapatıp buzdolabına koymalıdır. C. Cam kabı ağzı açık bir şekilde oda sıcaklığında bekletmelidir. D. Cam kabı ağzı açık bir şekilde çok sıcak bir ortamda bekletmelidir. Öncelikle burada bizden neyi sormuş onu bir anlayalım. Çimlenme için. Çimlenme için benim hangi şartları sağlamam gerekiyordu? Sıcaklık, su ve oksijen. Şimdi bana ilk başta ne verilmiş ona bakalım. Nemli bir pamuk dediği için su verilmiş. Oksijen çimlendirmek istiyor. O zaman benim ne yapmam gerekiyor? Hem sıcaklık hem de oksijenin uygun şartlarda olduğu bir ortam bulmam gerekiyor. Cam kabın kapağını sıkıca kapatıp güneşte bekletmeli. Hayır, kapağı kapattığım zaman yeterli bir oksijen seviyesi olmayacaktır. O yüzden A olmaz. B. Cam kabın kapağını sıkıca kapatıp buzdolabına koymalı. Hayır, hem kapağı kapatıyor hem buzdolabına koyuyor. Bunu da istemiyoruz. Cam kabı ağzı açık bir şekilde oda sıcaklığında bekletmeli. Oda sıcaklığı, evet, sıcaklık istediğim. Ağzı açık, bu da oksijen seviyesi istediğim seviyede. O zaman bunu doğru cevap olarak işaretliyoruz. D. Cam kabı ağzı açık bir şekilde çok sıcak ortamda bekletmeli. Çok fazla sıcaklık da istediğimiz bir şey olmadığı için cevabımız C'dir diyoruz. Bu konuyla ilgili siz de elinizdeki kaynaklardan sorularınızı çözerek konuyu daha iyi kavrayabilirsiniz.